olaraq Türkiyənin Sakarya şəhərində sokaqlarda dolanırkən tam qarşımıza tanınmış ünlü qazetəçi Fəhmi Duman Bey ilə qarşılaşıyoruz. Mərhabalar. Mərhaba, mərhaba. Nasılsınız? Sağ olun, var olun. Hep sizi görüyoruz. İyi bir yazar, iyi bir qazetəçisiniz. Sizi Azərbaycan televiziyasından da istədik bir neçə sorularımıza cavab verəsiniz. Türkiyədə qazetəçilik yapıyorsunuz. Fikir hürriyetiniz var mı? Evet, çok çok sert bir soru bu soru. Türkiye'de özgürlük, hürriyet var mı diye soruyorsunuz. Önce gazeteci olarak, 42 yıllık bir gazeteciyim. Kalemimi çok iyi kullanıyorum ve hiçbir yandaşlık yapmadan yürüdüğüm için kendimde bir hürriyet buluyorum. Ne güzel. İstediğinizi yazabiliyor musunuz peki? Yazıyorum. Yasalara uyarak yazıyorum. Yasaların dışına çıkmadan yazıyorum. Fikirlerinizi ifade ederken herhangi bir baskıya maruz kalıyor musunuz? Baskı derken hür iradeni kullanıyorsunuz. Bu irade gazetecinin kendi kimliğiyle alakalı. Gazeteci bir tarafı tutuyorsa hür iradesi yok demektir. Ama özgür olan, özgür gazeteci özgür olarak yazacağını yazmalı diyoruz ve ona göre de yürüyoruz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben gazeteci Fehmi Duman'ım. 1977 yılında Hürriyet Gazetesi'nde başladım gazeteciliğe. Uzun yıllar çalıştım. Şu anda da kendi yayınlarım var. Sakarya 54 bana ait, Haber Vole bana ait, Dernek Türk bana ait. Hür bir yayın politikasını sürdürüyorum. Türkiye'de gazeteciler kendi özelliklerini yansıtabiliyorlar mı? Türkiye'de kendi özelliklerini yansıtamıyorlar. Neden yansıtamıyorlar? Özellikle iktidar partisiyle muhalefet yanlıları herkes kendi gazetecim olsun diyor. Bu da hür iradeyi topluma yansıtmıyor. Türkiye'de iktidar ve muhalefet dengeleri korunuyor mu? Türkiye'de iktidar ve muhalefet dengeleri korunmuyor. Korunsaydı burada daha hür, daha demokratik bir yapı oluşurdu. Şu andaki sıkıntımız da burada kilitleniyor. Hocam toplumun gazeteciye bakışı nasıldır? Toplum gazeteciye fazla güvenmiyor. Çünkü toplum adaletin olmadığı yerde, adalet mekanizması çok önemli, yürütme çok önemli. Gazeteci de üzerine düşeni yapmıyor. Yapmayınca hür irade toplum adına yansımıyor. Gazetecilerin kamu görevi ifa ettiklerine inanıyor musunuz? Esasında doğrusu kamu görevi ifa eder ama Türkiye'de kamu görevi yapmadan gazetecilik yapılıyor. Bak kaç senedir ben de Türkiye'de ikamet ediyorum ve aynı hemkarız. Sizi nedense daha çok başarılı görüyorum. Hep sokaklardasınız, hep programlardasınız. Halkın içindeyiz, halkla beraberiz. Halkın içinde siz bir ayrı tür can koyuyorsunuz. Bunların bir ayrı bir önemi var mı? Bunun nedeni şu, halkın kendisi olmak demek. Empati yaparak halkın tarafındasınız, halkın sesisiniz. Onun için farklılık var. Azerbaycan'a gittiniz mi? Azerbaycan'a gitmek istiyorum, Bakü'ye gideceğim. Peki. Gitmek istiyorum. İnşallah. Peki TV8'e son sözleriniz nedir? TV8'in dünyanın kanalı olmasını istiyorum ve böylece Azerbaycan kardeş, Azerbaycan'ın da sesi olduğuna göre biz ayrı gayrı yokuz, hep beraberiz diyorum. Hocam yolunuz açık olsun. Siz çok farklı, güzel bir gazetecisiniz ve yolunuza devam edin. İnşallah yolunuzu Azerbaycan'dan da bir salın. İnşallah. İnşallah. Bu bir fırsat olur belki. Azerbaycan'a da kısa sürede hemen planlarımı yapacağım ve Azerbaycan'a geleceğim.